Bismillahirrahmanirrahim. Türkiye İlahiyatlılar Derneği ve Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz arasında bir işbirliği protokolü bugün imzalanacak. Gönlümüz ister ki mihrabı, minberi, kürsüyü layıkıyla iyi temsil eden öğrencilerimiz olsun, ilahiyatlılarımız olsun. Milli Eğitim Bakanlığı'nda hem ortaokullarda, liselerde hem de ilkokulların son sınıfında din dersi, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri var. Kur'an-ı Kerim'in seçmeli olarak seçilmesi, seçmeli Kur'an dersleri var. Seçmeli Peygamber Efendimiz'in hayatı dersleri var. Bu dersler gerçekten bizim öğretmenlerimiz için çok önemli, öğrencilerimizin için çok önemli. Milyonlarca öğrencimize bu dersleri en güzel bir şekilde öğreten öğretmenlerimizin olması lazım. Bunlar da ilahiyat fakültelerinde yetişiyor. Dolayısıyla ilahiyat fakültelerinde okuyan ilahiyat öğrencilerimizin daha donanımlı yetişebilmesi için biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Türkiye İlahiyatlılar Derneği de esasında bunun için kurulmuş bir dernek. Bu sene yaptığı Nübüvvetin Işığında Peygamberimizin İzinde isimli 3. İlahiyat Yıldızları Ödülleri kitap okuma yarışması bunun bir örneğidir. En önemli örneklerinden birisidir. Bu işbirliği protokolümüzün ben hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hem Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün hem de Türkiye İlahiyatlılar Derneğimizin birlikte bundan sonra daha güzel işler yapması noktasında yardımlaşmaları, işbirliği yapmalarına katkı sağlayacaktır inşallah bu protokol. Hayırlı olsun, uğurlu olsun inşallah. İnşallah.